Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Ceyda Barış. Üçgende açıortay sorularıyla devam ediyoruz. BA AC'ye diktir demiş. Bakın soru üzerinde göstermiş. BC açıortay. AB 8 cm, AC 5 cm, BD 20 cm. Yukarıdaki verilere göre X kaç cm'dir diyor. Bakın biz biliyoruz ki açıortaydan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşitti. Ben de diyorum ki o halde şuradan ben de hemen bir dik atarsam buranın 5 cm, buranın da 8 cm olması gerektiğini biliyorum. Tamamını bana 20 cm vermiş. 8 cm buradaysa buraya da 12 cm kaldım. Peki bakın arkadaşlar x istemiş. Dik üçgen, özel üçgen 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 cm olarak bulunacaktır. Yine dediğim gibi Pisagor bağıntısını uygulayarak da x'i bulabiliriz arkadaşlar. Peki geldik bir diğer örneğimize. AB BC'ye dikmiş. AC'nin açıortay olduğunu söylemiş. Evet görüyorum AC açıortay. AB 18 cm, AD 6 cm ve DC 15 cm'dir. Yukarıdaki verilere göre BC kaç cm'dir diye sormuş arkadaşlar. Benden BC'yi istiyor. Bakın burada içeriden indirmiştim dikmeyi. Burada sanki bir tamamlama yapmam gerekiyor. Değil mi? Bir eksik verilmiş. Şimdi bakın bu kenara açıortaydan indirilen dikme. Ben de diyorum ki hemen şunu uzatırsam, bu kola da ben bir dik atarsam yine buranın buraya eşit olacağını, AB'nin de şuraya H dersem AH'a eşit olması gerektiğini açıortaydan biliyorum arkadaşlar. Peki 6'sı burada 18 olacak. O halde buraya 12 cm kaldı. Şu hipotenüsü 15 olan hangi özel üçgenimiz vardı? 3, 4, 5'in katları 9, 12, 15. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı ve 5'in 3 katı. Arkadaşlar bakın CH 9'sa BC'yi istemişti benden. Onun da 9 cm olduğunu görüyorum. Peki bir diğer örneğimiz ABD ve BCD üçgen demiş. AE ve CE açıortaymış. Evet bakın görüyorum. AE ve CE açıortaymış. AB 8 cm, AD 12 cm, CD 9 cm. Yukarıdaki verilere göre BC uzunluğu kaç cm'dir diyor bana. Peki ben BC uzunluğuna x cm olsun diyorum. X'i bulacağım. Şimdi bakın. Burayı bilmiyorum x'i ancak şu üçgende ABC üçgeninde 8, 12 yani 8'in 12'ye oranı 4 ile sadeleştirirsem 2'nin 3'e oranı. Ne demiştik? Kolların oranı kenarlar oranına eşit olmalıydı. Yani ben buraya 2m dersem ED'de 3m olacaktır. Neyden arkadaşlar? ABC üçgeninde iç açıortay teoreminden. Peki şimdi hemen şu BCD üçgenine bakmanızı istiyorum. Bakın arkadaşlar şu üçgende de bir açıortay var. Ve yine iç açıortay teoremini buradan uygularsam. 3M'deki kenarım 9 cm ise yani 3 katı, 2M'deki kenarım yine 3 katı olmak zorundadır. Çünkü oranlar aynı olacaktı. O halde buradan 6 cm olarak bulunacaktır. Peki bir diğer sorumuz. ABC üçgeninde BD ve CE açıortaydı demiş. Bakın arkadaşlar burası ve CE uzunluğu açıortaymış. 90 dereceyi vermiş. AE 4 cm, BC 5 cm demiş. Verilere göre CD'nin DE'ye oranını istiyor. Bakın şimdi önce şu büyük üçgene bakmanızı istiyorum. Bakın burası bir açıortay ve kenarların oranı 4'e 5. O halde ben 4'teki kenara 4x dersem 5'teki kenara 5x demem gerekir. Şimdi büyük üçgene bakar mısınız? Dik üçgen 4x, 5x hipotenüsün karşısı demek ki şurası 3x olmalı. Yani 3x 9'sa arkadaşlar o zaman x buradan 3 olarak bulunur. 4x yani şurası 12, 5x burası da 15 olacaktır. 3, 4, 5 özel üçgeninden. Peki şimdi hemen BE bakın. Şu BEC üçgenine bakmanızı istiyorum sizden. Bakın burada da bir açıortay var arkadaşlar. Yine iç açıortay teoreminde kolların kenarları oranı birbirine eşit olacaktı. 5'e 15 yani 5'e 15 1 bölü 3 oran var. Ben 5'teki kenara k dersem 15'teki kenar 3k olmalıdır. Benden CD'nin yani 3k'nın
DE'ye, K'ya oranını istemiş. K'lar sadeleşirse buradan oran 3 olarak bulunacaktır. Evet, bir sonraki sorumuz ABC ve ABE üçgen, BAF doğrusal demiş. AE ve BE'nin açıortay olduğunu söylemiş. Bakın şurası da, şurası da açıortaymış. Bir dış açıortay ve bir iç açıortay. BD DE'ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın bura buraya eşitmiş. Ben buraya K, buraya da K demek istiyorum. BC'nin 18 cm olduğunu vermiş. Verilere göre DC kaç cm'dir diyor. Benden DC istemiş. Peki arkadaşlar, ben diyorum ki hemen şurada dış açıortay teoremini uygularsam. Bakın K'nın tamamı 2K'ya oranı eşit olmalıdır AD'nin AB'ye oranına. Yani AD uzunluğunun AB uzunluğuna oranına. K'lar giderse bu oran 1 bölü 2 olarak bulunur. O halde ben AD'ye eğer N dersem AB 2 katı 2M olacaktır. Şimdi de sizden bakın AB C üçgenine bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu üçgende bir yine açıortay var. İç açıortay teoreminden M'e 2M ise, yani bu oran kolla kenar arasındaki oran 2 ise, yine bu kolla bu kenar arasındaki oran da 2 olmalıdır. O halde buradan DC 9 cm olarak bulunacaktır. Peki bir sonraki sorumuz ABC dik üçgendir demiş. AC dikmiş. CK ışınına bakın, göstermiş arkadaşlar, burası dikmiş. AE'nin EB'ye eşit olduğunu söylemiş. AC 8 cm, BC 6 cm'dir demiş ve yukarıdaki verilere göre DC kaç cm'dir diye soruyor. Yani benden şu DC uzunluğunun tamamını istiyor. Peki 6, 8, 10 üçgeni arkadaşlar biliyoruz. 3, 4, 5'in katları yine özel üçgendir. 2 eş parçaya ayırmış. 5'e 5 yazıyorum. Bakın burada bir dış açıortay var. Neydi kuralımız? Teoremimiz. Dış açıortay teoremi hemen. Dış açıortay uzunluğunun bittiği yerden itibaren DE'nin tamamı DC'ye oranı. Hemen yazıyorum. DE'nin tamamı DC'ye oranı. Bakın BE'nin BC'ye oranı, yani 5'in 6'ya oranı olacaktır. O halde ben eğer DE'ye 5K dersem DC tamamı 6K, o zaman şuraya da K kalıyor arkadaşlar. Şimdi benden tamamı, şu DC'nin tamamı 6K'yı istiyor. Yani benim bunu bulmam lazım. Şimdi şurayı görmenizi istiyorum. Bakın 90'dan gelmiş ve kenarı iki eş parçaya ayırmışsam bu kenar ortaydır ve kenar ortay 90'dan geldiği için bu uzunluk ayırdığı parçaların oranına eşittir. Yani biz buna ne demiştik arkadaşlar? Muhteşem, hatırlayalım önceki derslerimizden, muhteşem üçlü. O halde şu EC uzunluğu da 5. Yani benim K dediğim 5 santimmiş. Benden 6K'yı istiyordu. 6 çarpı 5'ten DC uzunluğu 30 santim olarak bulunacaktır. Peki hemen geldik bir diğer örneğimize. Bakın bir katlama sorusu var burada. AB 18 birim, BC 8 birim demiş. ABC üçgeni biçimindeki bir kağıdın AC kenarı üzerinde AD 9 birim BD boyunca katlandığında, bakın bu kağıdı BD boyunca bu şekilde katlıyormuşuz ve şekil 2, yani şu altındaki şekil oluşuyormuş. Katlandığında A köşesi BC doğrusunun üzerindeki K noktasına gelmektedir diyor. Bakın şu A noktası şuraya geliyormuş. Yani şu uzunluk o zaman şu uzunluğa eşit olacaktır diyebilirim ben. Yani burası da 9 santimdir. Peki arkadaşlar şöyle bir düşünelim. Şu AB'yi BD boyunca katlarsam şu AB uzunluğu BK uzunluğuna eşit olmayacak mı? Çünkü üzerine katladım. 18'di, 8'i buradaysa buraya da 10 santim kaldı. Peki benden bu arada DCK üçgeninin çevresini istiyor. Yani şu üçgenin çevresini istemiş. Eğer ben şurayı bulursam sorum zaten bitiyor arkadaşlar. Peki katlama sorularını hemen hatırlayalım. Ne demiştik? Bir şey katlarken aynı açıyla katlanıyordu. Yani ben eğer şurası alfaysa
Katladığımda da yine burası alif olacaktı. O zaman şu üçgene bakmanızı istiyorum. BAC üçgeninde arkadaşlar bir açıortay oluştu. İç açıortay teoreminde bakın burası 18. Şöyle yazıyorum 18. Şurası 9. 18'e 9 yani 1'e 2 oran var. O halde bu kolun bu kenara oranı da yine 1'e 2 olmalı. Yani 8 ise burası da 4 santim olacaktır. Benden DCK üçgeninin çevresini istemiş. Diyorum ki çevre DCK üçgeni. 9, 4, 13, 10 daha 23 birim olarak bulunacaktır. Peki bir diğer örneğimiz ABC üçgen BK ve CK açıortaydır demiş. Bakın açıortaylar bir noktada kesişmiş. Yani K noktası o zaman biz nedir diyebiliriz? İç teğet çemberin merkezidir diyebiliriz. Hatta A açısından gelen açıortay doğrusu da İç teğet çemberin merkezinden geçmek zorundadır arkadaşlar. Hemen bunları gösterelim. Peki BH 4 cm'miş, HC 9 cm'miş. Yukarıdaki verilere göre AC uzunluğu eksi AB uzunluğu farkı kaç cm'dir diyor. Peki arkadaşlar bakın şuraya ben H diyorum. Açıortaydan indirilen yükseklik. Şuradan bu yüksekliği indirdiğimde burası da H olacak. Hatta eşit böldüğünü de söylemiştim. Burası da 4 cm olacaktır. Bakın bu açıortayda indirilen dikme hemen buraya yine aynı dikmeden atarsam yine H'a H olacaktır. 9 ise burayı da yine 9 olarak bölecektir. Şimdi şurası da açıortaydı bakın. Burası da açıortay. Bu açıortayda yine indirilen dikmeler birbirine eşit. Şurası da şuraya eşit olması gerektiğini ben biliyorum zaten. Yalnız kaça kaç olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Diyorum ki burası x birim olsun. O halde burası da x birim olmalıdır. Şimdi benden ne istemişti? AC uzunluğunun AB uzunluğuna farkını istemiş. Peki AC uzunluğunu yazıyorum. 9 artı x. Eksi AB uzunluğu 4 artı x. O halde arkadaşlar 9 artı x. Eksi 4 eksi x. X'ler giderse 9 eksi 4'ten 5 santim olarak bulunacaktır. Evet, ABC üçgen demiş. BD'nin açıortay olduğunu söylemiş. AD 6 cm, DC 4 cm'miş. ABC üçgeninin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre. Bakın tam sayı olduğuna göre AB uzunluğunun alabileceği en büyük değer kaç santimdir diyor bana. Peki ben biliyorum ki iç açıortay teoreminden kolun kenarı oranı kolun kenarı oranına eşit olmak zorunda. Yani şu AB AC oranını bulabilirim. 6'nın 4'ü oranı 2 ile sadeleştirirsem 3 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Yani ben şöyle yazayım. Bu da eşittir AB'nin BC'ye oranı. Peki AB'ye demek ki ben 3K dersem BC buradan 2K olacaktır. Hemen yine hatırlayalım. Bahsetmiştim size daha önceki konu anlatımında da. Üçgen eşitsizliği arkadaşlar. Neydi? Üçgen çizme aksiyomu. Her bir kenar geriye kalan iki kenarın mutlak değerce farkından büyük toplamından küçük olmak zorundaydı. Peki şimdi şuradaki kenarı alalım. Kenar uzunluğu 10. Geriye kalan iki kenarın mutlak değerce farkından büyük toplamından da küçük olacaktı. Yani K küçüktür 10, küçüktür 5K. Peki arkadaşlar benden ne istiyor? AB'nin yani 3K'nın maksimum değerini istiyor. Doğru mu? Demek ki ben şöyle diyorum. 3K'nın maksimum değerini istiyorsa K'ya ne kadar büyük bir değer verirsem o kadar büyük bir değer bulacağım. O yüzden ben hemen şurayı baz alıyorum. Bakın K 10'dan küçük olmalıymış ve kenar uzunluklarının tam sayı olması gerektiğini de biliyorum. O halde 10'dan küçük olacak şekilde K'ya en büyük tam sayı değeri 9'u verirsem benden istediği AB uzunluğunu alabileceği maksimum değer 27 cm olarak bulunacaktır. Peki hemen bir değer bir diğer örneğimize geçiyoruz. ABC dik üçgendir demiş. AD'nin açıortay olduğunu vermiş arkadaşlar. AB BC'ye dikmiş. CE 2BE uzunluğuna eşitmiş. Yani ben eğer BE'ye K dersem
EC 2K olacakmış. Peki AE uzunluğu ED uzunluğuna eşit. Evet, bakın göstermiş. CD'nin 7 santim olduğunu vermiş. Verilere göre AC kaç santimdir diyor. Yani benden şu AC uzunluğunu istiyor. Peki arkadaşlar bakın. Ben mesela hemen şurada gördüm. İki eş parçaya ayrılmış. Diyorum ki şu DC'ye hemen ben bir şuradan paralel çekersem, bakın bunun adı ne olur? Orta taban, değil mi? Çünkü kenarı hem çekilen paralel, kenarı iki eş parçaya ayırmış. Şurayı da iki eş parçaya ayırması gerektiğini biliyorum. Peki şimdi hemen şu açı ortayı kullanmak istiyorum. Bakın K 2K, yani kenarlar oranı 1'e 2. O zaman K'daki kola ben M dersem şurası 2M olacaktır. Hatta orta tabandan iki eş parçaya ayırması gerektiğini de az önce söylemiştim. 2M'i eğer iki eş parçaya ayırırsak M'e M olacaktır. Bakın şunu gördünüz mü arkadaşlar? M, M. Şurası 90. O halde burası da 90'dır. Burası K ise iç açı ortaydan. Burası da K'dır arkadaşlar. Peki şurayı görüyor muyuz? Bakın 90, K, 2K. Bu hangi üçgende vardı? Ben biliyorum ki 30, 60, 90 üçgeninin özelliğiydi. 30'un gördüğü K ise 90'ın gördüğü 2K ve 60'ın gördüğü 30'un gördüğünün kök3 katı olacaktı. Peki arkadaşlar ben bir kere şu K'yı bulabilir miyim diye bakıyorum. Bakın şu üçgene bakmanızı istiyorum. Hemen şurada bir Thales teoremi uygularsam. Orta tabandan 1'in 2'ye oranı, 1'in 2'ye oranı. Yani burası 7'nin yarısı, 7 bölü 2 olacaktır. Bir dakika, bu rengi değil, şu pembeyi kullanacağım. 7 bölü 2. Yani 30-60-90 üçgeninde 30'un gördüğü 7 bölü 2, 90'ın gördüğü 2 katı 7 ve 60'ın gördüğü 7 bölü 2 kök 3. Benden neyi istemişti? AC uzunluğunu, yani 2'ye mi istemişti arkadaşlar? Peki benim M dediğim 7 kök 3 bölü 2 ise 2M 7 kök 3 olarak bulunacaktır. Geldik bir diğer örneğimize. ABC üçgen demiş. AD açıortaydır demiş ve AB'nin AC'ye oranını 3 bölü 2 vermiş. Yani buraya 3M dersem burası 2M olacakmış. Hatta kenarların oranı da yine 3'e 2 olacaktır. Şuraya 3K dersem burası 2K olacaktır arkadaşlar. Bütün alanın 30 cm kare olduğunu söylemiş. Alan ABC kaç cm karedir diyor. Peki arkadaşlar, biz şunu öğrenmiştik. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarla orantılı olarak paylaştırılacaktı. Yani ben 2K'daki alanı eğer 2S dersem 3K'daki alan 3S olmalıydı. ABD yani 3S 30 cm kareymiş. Demek ki her S 10 cm karedir. Alan ABC benden 5S'i istiyor arkadaşlar. S'i de 10 bulmuştuk. Buradan 50 cm kare olarak bulunacaktır. Peki bir diğer örneğimiz. Aşağıdaki şekilde A noktasına kesişen 3 tane doğru vermiş. Bakın D1, D2, D3 doğruları. D1 doğrusu üzerinde bir B noktası, D3 doğrusu üzerinde de bir C noktası işaretlenmiş. B noktasının D2 doğrusuna göre simetriyi D3 doğrusunun üzerindeki B1 noktası demiş. Bakın. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Şunun simetriğini hemen şöyle almak istiyorum arkadaşlar. Şurası simetriği olan B1 noktasıymış. 2AC uzunluğu 3AB uzunluğuna eşitmiş. Yani ben AB uzunluğuna eğer 2K dersem AC uzunluğu 3K olacakmış. Peki arkadaşlar, şimdi simetrik olması için biliyorsunuz ki şuradakilerin açı ortay olması gerekiyor. Aynı açı olması gerekiyor. Alfaya alfa. Peki şuradaki mesafelerin de simetri olduğu için eşit olduğunu biliyorum. O halde açıortaydan 2K ise burası da 2K olacaktır. O zaman tamamı 3K'ydı. 2K'sı oradaysa şuraya da K kaldı. Devam ediyorum soruya. BC ve D2 doğruları K noktasına kesiştiğine göre demiş. Peki bakın. BC, hemen şunu çektim. Ve D2 doğrusu K noktasına kesişiyormuş şu noktada. Benden şunu istiyor. Alan B1KC. Bakın hemen şuradaki birleştiriyorum. Alan
B1KC yani şu üçgenin alanının ABC üçgeninin alanına oranını istemiş. Peki arkadaşlar şimdi alan paylaştırma yapacağım. Lütfen beni izleyin. Bakın. Az önce de söyledim. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlara göre paylaştırılır. K'daki alana ben S dersem 2K'daki alanım 2S olacaktır. Peki şimdi tabii bana şuralar da lazım. Hemen oraları yazmamışız. İç açıortay teoreminden kolların oranı 2K'ya 3K, tabanlar oranı da 2A'ya 3A olmalıdır. Peki arkadaşlar 3A'daki alan 3S ise 2A'daki alana 2S diyebilirim. Şimdi benden ne istemişti? Alan B1KC yani S'in bütün ABC üçgeninin alanına oranı 5S'e oranını istemiş. S'ler giderse eğer bu oran 1 bölü 5 olarak bulunacaktır. Evet, yukarıda verilenlere göre alan ADE kaç santimetre karedir demiş. Bakın, diklikleri vermiş arkadaşlar şekil üzerinde. BD'nin DE'ye eşit olduğunu göstermiş ve BE'nin açı ortay olduğunu söylemiş. AE 6 santimmiş. Evet, peki arkadaşlar içte geçmiş 90 dereceler varsa ne demiştik? Hemen bir açımızı yerleştirelim demiştik. Bakın. Alfa, alfa. 90 alfa, şuraya teta diyorum. İç ters açıdan burası da teta olacaktır. Peki 90 alfa teta, 90 alfa şuranın da teta olduğunu gördüm. O zaman burası bir ikizkenar üçgen çıktı. Bakın o halde burası da 6'dır. Peki şunu gördük mü arkadaşlar? Şunu gördük mü? Şu ABE üçgeninde 90'dan gelen doğru... İki eş parçaya ayırmış. Kenar ortay doğrusu. Muhteşem üçlü vardır burada. Muhteşem üçlü neydi? Kenar ortay doğrusunun uzunluğu böldüğü, ayırdığı kenarların uzunluğuna eşit olmalıydı. O halde buralarda 6, 6 olacaktır. Demek ki bu bir eşkenar üçgenmiş. 6, 6, 6 ve benden eşkenar üçgenin alanını istiyor. Arkadaşlar eşkenar üçgende alan formülü a kare kök 3 bölü 4. Peki a dediğim bir kenarı. Bir kenarı 6'ymış. 6'nın karesi kök 3 bölü 4. O da 36 kök 3 bölü 4. Yani 9 kök 3 santimetre kare olarak bulunacaktır. Buradan değil de bir başka yoldan yapabilirdin. Yine üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2'de hemen bir dikme atarak yüksekliği bulup oradan da bulabilirdiniz arkadaşlar. Evet peki şimdi hemen son örneğimize bakalım. Bakın ABC üçgen demiş. AK ve BK açıortaydır demiş arkadaşlar. Bakın bunlar açıortaymış ve açıortaylar bir noktada kesişmişler. Demek ki K iç teğet çemberin merkezi benim için. AB 16 santim, AC 12 santim ve BC 8 santim vermiş. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanının ABC üçgensel bölgesinin alanının oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar hatırlayın. Daha önceki dersimizde anlatmıştım. İki iç açıortay bir noktada kesişiyorsa üçüncü çektiğim açıortay doğrusu da yine buradan geçmektedir demiştik. Ve buraya iç teğet çemberin merkezidir demiştik. Hatta çekilen yükseklikler birbirine eşit olacağı için, bütün yükseklikler birbirine eşit olacağı için alanlar tabanlarla orantılıydı arkadaşlar. Hatırlayalım. O halde ben şuradaki alanı 16S dersem, buradaki alan 8S, buradaki alan da 12S olmalı. Benden taralı bölgenin alanının, yani taralı bölgenin alanı 12S artı 8S 20S'in bütün ABC üçgensel bölgesinin alanına oranını istemiş. Peki 20S, 16S de burada 36S. S'ler giderse 4 ile sadeleştirirsem arkadaşlar bu oran 5 bölü 9 olarak bulunacaktır. Evet arkadaşlar açıortay konusunun sonuna geldik. Sorularını çözdük. Sizler de test kitaplarınızdan açıortayla ilgili soruları çözebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.